Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bükülmüş suni ipeklerle yapacağım bir yazma modelini çalışacağım. Her renk yazmaya kullanabileceğiniz güzel bir model. Güzel, gösterişli bir model. Biraz ağır bir model, ağır model sevenler için. İsterseniz tek yapıp yaprak da yapabilirsiniz yanına ama ikilisi bence çok hoş duruyor. Bu çok eski bir oya modelinden çıkarttım. Yeni bir model değil arkadaşlar. Kim bilir kaç senelik, 50-60 belki 100 senelik bir oya modelinden çıkarttım. Güzel bir model. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Şimdi yapmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar. Ben fotoğraftan çıkarttım bu modeli. Arası yoktu. Ara koymadım. Nasıl ara konulabilir? Değişik ara konulabilir. Belki sonuna doğru videomu yetiştirebilirsem bir ara modeli çıkartayım size. Şimdi yeşil kısmımızı yapmaya başlıyoruz. 5 tane zürafa yapacağız arkadaşlar. 4, 3, 2, 1, 0'a kadar geleceğiz. 0'a gelmeyeceğiz. Araya ipimi yürütüyorum, altta da gözlemeli gibi görünsün diye. Bu şekilde 5 tane zürafa yapacağım. Dört, üç, iki, bir. Hepsine birer kere battığım zaman eksiliyor zaten. Bir şey yapmama gerek kalmıyor arkadaşlar. Evet, şimdi 4 tane, 5 tane zürafam yaptım. 4, 3, 2, 1 şeklinde. 1'e gelmeden 2'de tekrar bir şey göstereceğim. Şimdi 2 tane zürafam kaldı arkadaşlar. Geriye gelirken ipimi biraz büyük getiriyorum. Daha sonra son zürafamda büyük çalışıyorum. Köprü oluşturuyorum böylelikle. Köprünün içine geriye geliyorum. İçine bir tane zürafa yapıyorum. Sonra yaptığım zürafanın içine geriye geliyorum. Aynı yere batarak bir zürafa oluşturuyorum. Bir içine bir zincir çalışıyorum. İçine tekrar geriye geliyorum. Aynı yere batarak bir zürafa oluşturuyorum. Bu şekilde 5 tane zürafa çalışıyorum. 5 sıra. 5 tane üst üste 4 ve 5. Bu şekilde dal kısmımı tamamlamış oluyorum. Tekrar alttaki köprünün üzerine bir tane zürafayla başlıyorum. Yine aynı şekilde dal çalışıyorum arkadaşlar. 2 tane dalım olacak aynı şekilde. Şimdi buradaki açık renk ipimizi çalışacağız ilk önce ortasına. Onu açık renk olan ipimi aldım. Zürafanın içine ipimi bağlıyorum. 2 tane zürafa çalışıyorum. 1 ve 2. Daha sonra ipimi geriye getiriyorum. Gözleme yapıyorum böylelikle. Aynı yere bir daha batıyorum. Arttırma işlemi yapıyorum. Sonra ikinci ilmeğe geçiyorum. Aynı yere bir daha batıyorum.
3 ilmeğim oldu bu şekilde arkadaşlar. Şimdi 4 5 6'ya kadar bu şekilde arttıracağım kenarlara çift batarak arkadaşlar. Ortaya normal bir kere batıyorum. Üçüncü ilmeğe geçiyorum ve aynı yere bir daha batıyorum. Ortalara tek batıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi alt kısmını tamamladık. Üst kısmını yapmak için koyu renk ipimizi alıyoruz. Yeşil kısma tutturuyoruz. Aynı yere, bakayım, aynı yere batmıyoruz. Şimdi 5 tane zürafa yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört. 5 tane zürafamızı yapıyoruz. Ondan sonra ipimizi geriye getiriyoruz. Aynı yere bir daha batıyoruz. Pırpır yapıyoruz. Kenar pırpırımızı yapıyoruz. Daha sonra hepsine birer kere batıyoruz. 4 tane zürafamız olacak bu sırada. Bu şekilde çalışıyoruz. Şimdi 4 zürafam kaldı. İpimi geriye getiriyorum. Tekrar kenar pırpırımı yapıyorum. 3 tane zürafamı çalışıyorum. Evet, şimdi 3 tane zürafa. 2 1 sıfırlayacağız bunu bu şekilde. Şimdi bir tane zürafam kaldı arkadaşlar. Onun içine de geriye geliyorum. Ve bir tane pırpırımı yapıyorum. Bu şekilde yaprağımın uç kısmını tamamlamış oluyorum. İpimi uzatarak en son yaptığım zürafanın olduğu yere iniyorum. Şimdi tekrar yine 5 tane zürafa yapıyorum buraya. Aynı şekilde tamamlıyorum yaprağımı. Evet arkadaşlar, ikinci yaprağımı da tamamladım. Yine aşağıya iniyorum. İpimi uzatarak alttaki zürafaya batıyorum. İpimi saklayacağım oraya. Bu şekilde ipimi saklıyorum araya. Evet. Sonra yine yeşile kadar inerek 5 tane zürafamı oluşturuyorum. Bu saklama işlemleri çok önemli arkadaşlar.
Şimdi bu şekilde diğer yaprağımı da tamamlıyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde çiçeğimi tamamladım. Şimdi üst kısmındaki kılçık kısımlarını ya da tohum gibi olan kısımlarını çalışacağız. Aradaki köşe ilmeğimize batıyoruz. Aynı yere bir daha batıyoruz ve bir tane sürafa oluşturuyoruz. Daha sonra sürafanın içine geriye geliyoruz. Bir tane pırpır yapıyoruz. Bir tane sürafa yapıyoruz. Tekrar ipimizi geriye getiriyoruz. Bir tane pırpırımızı yapıyoruz. Bir tane zürafa yapıyoruz. Tekrar pırpırımızın içine geriye geliyoruz. Pardon, zürafamızın içine. Bir tane pırpır yapıp bitiriyoruz. Daha sonra diğer tarafa da aynı yöne bakacak şekilde bir tane daha kılçık çalışıyoruz. Bu şekilde de bu tarafı tamamlıyoruz. Boyamızı bitiriyoruz. Daha önce abone olmadıysak abone olmayı unutmayalım lütfen arkadaşlar ki ben bu videoları devam ettirme şansımı arttırırım. Sizler de paylaştığım videolardan bir an önce haberdar olursunuz. Beğeniyorsanız videolarımızı beğeni atabilirsiniz. Arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Böylelikle daha çok kişiye ulaşabiliriz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere inşallah. Şimdi burayı da tamamladım. Evet, iplerimi temizliyorum. Daha sonra yana da aynısının ters renklerinde çalışıyoruz. Bu şekilde boyamızı tamamlamış oluyoruz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum arkadaşlar.